Osman Gazi Belediyesi'nin köylerimizde başlattı ve daha sonra Osman Gazi ilçesinin mahallelerine yaydığı mahallemizde Şenlik Var'ın bir başka bölümünde kadın gözüyle sizlerle birlikteyiz. Bu hafta iki mahallemizi işleyeceğiz. Birinde Bağlarbaşı'ndayız, diğerinde de Emek Mahallesi'nde olacağız. Çocukların şen kahkahasını, kadınlarımızın yemek yarışmasını, Türk sanat müziğimizin güzel eserlerini sizlerle bu yayının içinde de paylaşacağız ve birlikte olacağız. İyi seyirler. Osman Gazi Belediyesi'nin mahallelerimizde yapmış olduğu mahallemizde Şenlik Var'la ekranlarınıza o unutmuş olduğumuz sıcak kavuşmalar, çocukların neşesi, birlik ve beraberliğin coşkusu, biraz da olsa moral bulduğumuz dakikaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yanımızda Bağlarbaşı Mahalle Muhtarımız var. Merhaba diyoruz. Bakalım duygu ve düşüncelerde bizlere neler söyleyecek. Merhabalar. Merhabalar. Ben Bağlarbaşı Muhtarı Faruk Dönmez. Öncelikle hoş geldiniz mahallemize, şeref verdiniz. Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Bu Bursa Kalbi Kültür Sanat Merkezimizi olan zaten bu, Osman Gazi ilçemize önemli kültürel sosyal faaliyetleri olarak çok önem verdiği için ben de kendisine rica ettim. Bizim mahallemize de olmasını istedim. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Kültür müdürümüzle başkan yardımcımızla görüştük. Mahallemize böyle bir etkinlik biz de yapalım dedik. Talepte bulunduk. Onlar da sağ olsun emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Güzel bir aktivite olacak. Mahallemizde haberi var. Gastro yemek programları vardı. Sanatçılarımız, yerel sanatçılarımız gelecek. Kültürel sosyal faaliyetlerimizi mahallede yaşatmak bir canlılık olsun dedik istedik. Güzel oldu. İnşallah güzel olacak. Başkanıma da teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yağmur olduk olmayacak diye bir sıkıntı vardı. Şükür hava da güzel. Güneş olacak. Güzel bir program olacak. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Erkan Başkanıma çok teşekkür ederim. Öncelikle dağ yöresinde mahallelerden, köylerden başladı bu şenlikle. Gastro yemek programlar da oluyordu. Sonradan bizim mahalleye de yayıldı. Çok güzel oluyor yani. İnsanların bu beklentisi var. Yıllardan beri böyle bir etkinlik, böyle bir sosyal aktiviteler olmuyordu. Erkan Aydın'ın bu işe ağırlık koyması bizleri de sevindirdi. Çocuklarımız da sevindi. Halkımız da sevindi. Çok güzel bir program. Kendisine çok teşekkür ederim. Siz de buraya geldiğiniz için de teşekkür ederim ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. Kısacık Bağlarbaşı'ndan da bahsedersek neler söyleriz? Bağlarbaşı çok büyük bir mahalle. 136 mahalleden yani ilk ikiye giren bir mahallemiz. Yani mozaik bir mahalle. Her yöreden, Anadolu'dan, Doğu'dan, Balkanlardan çok ağırlık olan nüfusu büyük yani. 60 bine yakın bir nüfusumuz var. Güzel bir mahallemiz. Mahallemizin eksikleri çok vardı. Yine de var. İnşallah Erkan Başkanıma zaten kazandığı zaman da bana sözü var. Kapalı pazar alanımız hiç yok. Kendi mecra alanında hiçbir pazar yerimiz yok. Biri var Karaman'da. Cumartesi pazar var. Hamitler'de. Pazartesi pazar var Hamitler'de. Onun için biz birini inşallah kendi mecra alanımıza alacağız. Sit alanı olduğu için sorun sıkıntı oluyor ama biz o sit alanında inşallah sorunla sıkıntı gidereceğiz. Erkan Başkanım söz verdi, pazar yerimi kapatacak. İlk geldiğimiz zaman Bağlarbaşı'nın en büyük sorunları bu mahalle işte göründüğü gibi sağ tarafta, sol tarafta ikişer buçuk metre bir genişleme yaptık. Şimdi rahatlıkla bak hem otoparkımız oldu hem de insanlar rahatlıkla geçiyor. Mahallemizin birçok sıkıntıları var. Onları da inşallah el birliğiyle beraber çözeceğiz başkanla birlikte. Peki çok teşekkür ederim muhtarım. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Siz de geldiğiniz için biz Bursa medyamıza da herkese çok teşekkür ederim. Tüm Bağlarbaşı halkımızı bekliyor. Bugün güzel bir eğlence olacak. Halay çekeceğiz. Çocuklarımız eğlenecek. Çok güzel olacak. Herkese çok teşekkür ederim size de. Çok sağ olun.
aylarından biridir Ekim. Ve yıl 1923 dediğin zaman işte Cumhuriyet'inde kurulduğu o güzel aydır. Ve baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze her alanda önde giden neferlerden biridir kadınlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları yine her zaman olduğu gibi önde giden neferlerimizden birkaç kadınla birlikteyim. Çünkü onlar her etkinlikte bizlerle birlikteler. Soğukta, kışta, yazda, özellikle seçim dönemlerinde en büyük vazife evlerden evlere işte bu kadınlarımıza düşüyor. Sadece bundan bahsetmek gerekmiyor. Onlar her alanda var. Kadınlarımızın daha duyarlı, daha üretken olması için birçok etkinlikte ön safhalarda koşuyorlar. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben CHP Osman Gazi Kadın Kolları Başkanı Nuran Aydoğdu. Bugün yine beraberiz. Güzel bir Osman Gazi Belediyesi'nin etkinliğindeyiz. Az önce de bahsettiğim gibi bu ay çok önemli bir ay. Cumhuriyetimizin kuruluşunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımızla birlikte başarmış olduğu o güzel aydayız. Neler söyleriz? Valla çok mutluyuz. Atamıza önce teşekkür ediyoruz. Biz kadınlara bunları lütfettiği için, bunları bahşettiği için, o olduğu için biz buradayız şu anda. Seçme ve seçilme hakkımız var. Sahalarda konuşabiliyoruz, hakkımızı arayabiliyoruz. Gerçi tam arayamıyoruz son günlerdeki özellikle kadın cinayetleri, vahşetler bizi, içimizi burkuyor. Çok yaralıyız bu durumdan. Ama inşallah eğitim alarak daha iyi yerlere, gerçi eğitimli kadınlar da aynı şeyleri yaşıyorlar. Toplumumuz çok kötü bir yere gidiyor ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep sahada olmaya çalıştık. Hep kadınların yanında onların dertlerini dinlemeye çalıştık. Mutluyuz, ilerleyeceğiz. Daha güzel şeyler yapacağız. Daha güzel şeyler. Ekibim çok güzel. Ben kendi adıma, yani kendi Kadın Kolu Başkanlığım ve ekibim adına mutluyum. Onlarla çok güzel şeyler başarıyorum. Her an yanımdalar, hep destekler. Hepsine teşekkür ediyorum. Baktığımız zaman hangi mesleklerden var hanımlar aramızda? Her çeşit meslekten var. Evet, her çeşit meslekten var. Kendileri tanısınlar isterseniz kendilerini birkaç şeyle. Evet, hemen birer cümleyle. Ay, bana kendimi tanıtırsanız sevinirim. Nurten Kumbaracı ben. Ev hanımıyız çocuğum. Ev hanımıyım. Bir oğlum var, evli. Ne güzel, yani. Nurdan Altun ben de. Ben de şu anlık ev hanımıyım. Çalışıyordum daha önce ama şu anlık ev hanımıyım. İki kız çocuğu annesiyim. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Sizi de tanıyalım. İsmim Hava. Ben de 6 torun sahibiyim. Üç tane çocuğum var. Emekliyim. Yani şu anda Kadın Kolları Başkanımızla gurur duyuyoruz. Bizi o yönetti tabii ki. Bize önderlik yaptı. Biz de onun peşindeyiz ve her zaman daima onunla beraberiz. Ona teşekkür ediyorum yani. Her çok şeyde. Sağ olun. Hemen şu tarafa da. Ben Zehra. Bir erkek, bir kız annesiyim. Ev hanımıyım. Ev hanımları. Bugün ev hanımları aramızda. Merhabalar. Zeynep Pınar Yılmaz ben. Avukatım. Kadınların arasında kadın haklarını, çocuk haklarını hepsini savunabilmek için ben de onlara destek oluyorum burada. Kadın kadına omuz omuza verdiğimizde her şey daha güzel olacak. CHP Osman Gazi Kadın Kolları artık daha güçlü. Teşekkürler. Hemen size dönmek istiyorum. Projelerden bahsedelim biraz. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi Kadın Kolları Yönetiminden Sevil Pulatlı. Bu güzel ayda, bu Cumhuriyetimizin kutlanacağı bu ayda yine hep beraber kadınlar biz sahalardayız. Seçim zamanında sahalardaydık. Her daim her etkinlikte olmaya çalışıyoruz. Çünkü kadınların her yerde olmasına inanıyoruz. Kadınların en önde olmasına inanıyoruz. Maalesef son zamanlarda demek isterdim. Fakat yıllara göre artan kadın cinayetleriyle içimiz her zaman buruk kalıyor. Bununla ilgili çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bugün de Osman Gazi'mizin bu bağlar başında yaptığı etkinlikte biz Onkoday Derneği ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi Kadın Kolları olarak 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayının öncülüğünde olarak bir etkinlik düzenledik. Birazdan kendileri de buraya gelecekler. Buradaki mahalledeki kadınlarımızı sağlıklarıyla ilgili, meme kanseriyle ilgili, erken tanıyla ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Çünkü kadınlarımız o kadar çok her yerde bulunuyorlar ki kendilerini maalesef ihmal ediyorlar. Biz ise kendilerinin farkında olmalarını istiyoruz. Bu yüzden Osman Gazi Kadın Kolları olarak onlara öncülük etmek istiyoruz. Sizlere de burada çok teşekkür ediyorum. Bizlere de söz hakkı tanıdığınız için daha güzel etkinliklerde de hep beraber olmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedim. Ben de gerçekten çok teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için. Az önce de söylediğim gibi yani
sayılmak istiyoruz, sevilmek istiyoruz. Kadın olarak adımızın olmasını istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Artık yeter diyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Az önce çözümden bahsettiler. Osman Gazi Belediyesi'nin çözüm merkezi de yine bu etkinliklerde yerini alıyor. Kadınlarımız yerini alıyor, çocuklarımız, gençlerimiz var. Daha doğrusu bu buluşmaları sağlayan Osman Gazi Belediyesi'nin bir amacı var. Kopmamak efendim, birlik ve beraberliğin böylelikle pekişerek, çözüm ortağı olarak devam etmesini sağlıyor. Etkinliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Türk Sanat Müziği topluluğu ama her eserden müziklerini her zaman dinlediğimiz ekiple birlikteyim. Oğlum, çaylar nerede? Evet, çaylarımız nerede? Çaylar yok, gelmedi. Biz limonatalarla idare ediyoruz. Ya çekim yapıyor, çayları soruyor ya. Allah'ım yarabbim ya. Ne yaptın be abi? Dur şimdi şey de dökecek üstüne. Kaç! Çürt kan. Az yap bir dakika be ya, dur. Çekim yapıyor, çayları soruyor. Rahat dur ama. Hadi başlayalım. Osman Gazi Belediyesi'nin köyümüzde şenlik varla hemen biz bu röportajı yapamayız. Vallahi yapamayız. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, tıp. Osman Gazi Belediyesi'nin köylerimizde başlattığı, sonra ilçenin mahallelerine taşıdığı köyümüzde şenlik vardı. Türk Sanat Müziği topluluğunun her eserden çaldığı ezgilerinin korosu ile birlikteyiz. Rüştü Hocam bizlerle birlikte ve ekibi her zaman benim de kadın gözüyle programında yer vermekten, birlikte gezmekten, ülkeleri aşmaktan çok memnun olduğum topluluk efendim. Bakalım etkinlikleri nasıl buluyorlar, bizlere bugün neler söyleyecekler, Rüştü Hocamızdan dinleyelim ekip adına. Efendim öncelikle teşekkür ediyoruz Nüket Hanım. Bu etkinliklerde beraber olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Aziz abimizle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Sizlerle olmak bizim için de çok büyük keyif. Belediyemiz bu yıl mahallelerimizde, köylerimizde bu tür şenlikleri düzenledi. Gerçekten çok güzel devam ediyor. Halkımıza bir hizmet sunuyoruz biz de müzik anlamında. Türk sanat müziği olsun, Türk halk müziği olsun, folklor olsun, işte sihirbazımız olsun. Çok güzel etkinlikler, özlemişiz böyle etkinlikleri. Gayet güzel gidiyor şu an. Evet, o zaman küçük bir eseri kadın gözüyle izleyiciler adına istesem, sahnede söyleyeceksiniz biliyorum ama küçük bir şey mırıldansak neyi söylerdik? O zaman arkadaşlarımla beraber mırıldanalım. Tamam. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.
başlattı. Daha sonra Bursa'nın Osman Gazi ilçesinin merkezine taşıdı. Mahallelerimize gitmeye başladı. Köyümüzde, mahallemizde şenlik var adı altında. Emekteyiz. Yanımda mahalle muhtarlarımızdan biri var. Bakalım bize neler söyleyecek. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Naci Özbay, emekli öğretmenim. Emek Adnan Menderes, mahalle muhtarıyım. Mahallemiz 24 bin seçmenli. 136 Osman Gazi mahalleler içerisinde 5. büyük mahalle oluyor. Ne güzel. Ne İkinci bu dönemim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Tekrardan. Bugün pazar alanında 4 mahallenin birleşimiyle Osman Gazi Belediyesi'nin güzel bir etkinliği var. Artık yavaş yavaş da yaza, sonbahara da veda ediyoruz. Artık konserlerimiz böyle tüm hızıyla devam ederken bugün de sizin mahallenizdeydik. Neler söyleriz etkinlik adına? Şimdi ben böyle sosyal etkinliği seven bir insanım. Çünkü kendim de müzisyenim. STK'lardan geliyorum ayrıca. Gerçekten Osman Gazi Belediyesi'ni takdir ediyorum. İnşallah bunun devamını diliyorum. Keşke bu duyuruyu çok daha öncelerden yapsaydık. İnan ki burada bir izdiham olurdu. Ama bunun devamını bekliyoruz sizden. Bugün diğer mahallelerimiz nelerdir? Sizin bölgenizin dışında hangi mahallelere eşlik ediyor? Şimdi Emek dediğinde genelde yaklaşık olarak 120 bin nüfusa tekamül ediyor. 3 mahallemiz var. Emek Adnan Menderes Mahallesi, Koru Parkı'na dahil olduğu mahalle. Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi. Şimdi bu mahalleler gerçekten yani böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Halkın moral motivasyon açısından biliyorsunuz yani biz sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. İnşallah atlatırız ki bu bence olmalıydı. Ama yine de bir beklentimiz var. Bakın beklentimiz inşallah ileride bu daha geniş kapsamlı olur. Duyurusu daha çok olur. Bir de görsel reklamı olur. İnşallah bir dahaki sezona, bir dahaki seneye her birini gerçekleştireceklerdir. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. İşte sosyal belediyecilik budur diyorum. Peki, kısaca. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı sahneye davet ediyoruz. Bu bir alkışlayalım. Çok değerli il başkanım,
değerli muhtarım, belediye meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, çok değerli emek halkı, emek sakinleri, Adnan Menderes mahalle sakinleri, Osman Gaziler, Bursalılar, köyümüzde şenlik var etkinliğini mahallemizde şenlik var olarak mahallelerimize devam ettiriyoruz. Geçen hafta sonu Muradiye mahallemizdeydik. Bu hafta buradayız. Bundan sonra da hava müsaade ettiği müddetçe Osman Gazi'de yaşayan yurttaşlarımızla bir arada olacağız. Köylerdekini 13-14 tanesine gittim. Gerçekten bizim çocukluğumuzdaki o Hıdır Ellezleri, köy şenliklerini, köy hayırlarını tekrardan yaşatan, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla buluşmasını sağlayan güzel etkinlikler oluyor. Burada da çocukları görüyorum cıvıl cıvıl. Ev kadınları, mahalle sakinleri burada. Amacımız belli. İnsanoğlu sadece karnını doyurarak yaşayamıyor. Ruhunu da doyurması gerekiyor. Bu ruhu doyurmak için de bu tür sosyal etkinlikler son derece önemli. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak Kültür Sanat Müdürlüğümüz, Başkan Yardımcılığımız seviyesinde bu hizmetleri yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Emek mahallemize de Adnan Menderes'e muhtarımız defaatle söylüyordu. İnşallah hem yukarıdaki pazar alanı hem de halı sahilde açılış yapacağız. Hizmeti açacağız. Ve daha çok bu bölgelerde olacağız diyorum. Tekrardan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
harikasın valla. Bravo. Hadi şimdi de bir çift tel yapalım mı? Oynar mıyız? Tamam. Allah Allah.